İstediğin dosyaları aldık abi. Ha. Diskin içindekilere buradan girip bakabilirsin. Tamam. Hallederim ben bundan sonrasını. Sen takıl bak işine hadi. Olur abi, yardım lazımsa. Yok yok yok, tamam ben hallederim kızım, tamam. Yalnız bırak bir ya. Kimsiniz lan siz? Dört. O mu lan o? Okumuyor ki lan bu plaka. Ne biçim kamera bu ya? Of. Günaydın. Günaydın komiserim. Ne haber abi? Hey. Neymiş o? Ne izliyorsun abi? Öyle bakıyorum işte. Selin Hanım, siz burada mısınız hala? Ya nerede olacağım Mesut? Allah Allah. Sen en son İzmir'e gitmiyor muydun kızım? Ben mi uyduruyorum? Sen niye merak ediyorsun Mesut? Çok mu umurunda senin? Yok canım, bana ne? Git 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 tabii. Mis gibi İzmir ya. Mis, havası, suyu. Kumru yersin, bayoz yersin. Bayoz. Çiğdem çitletirsin. Oh! Boş ver, bilerek yapıyor. Oyunu biliyorsun. Biliyorum, biliyorum Aylin de ben bu kadarını hak etmiyorum artık. Mesut abi, senin işi çözdüm abi. Ha, iyi iyi. Bir dakika dur. Kardeşim, bize bir 5 dakika müsaade eder misin ya? Ayıp olmaz herhalde, değil mi? Sorun yok abi. Sana zahmet tamam, devrim. Tamam, sağ ol, sağ ol. Tamam abi. Bayağı gizli çalışıyorsun abi. Vallahi öyle gerekti. Ne buldun? Senin videodaki görüntüyü netleştirdim. Şu mu? Öyle olunca plaka kabak gibi okundu. Plaka bu abi. Motorun sahibi şahıs bu. Adresi madresi her şeyi belli. Şş, bana bak, benim ekibe bir şey çaktırmıyorsun ha. Merak etme abi, aramızda. Ha, eyvallah. Yemeyecek misin? Mm-mm. Yok, bir tuhaf kokuyor. Peynir bayat mı ne? Aa. Bilmem. Boş ver şimdi tostu. Yemeyeceğim, canım istemiyor. Ne olacak sizin bu haliniz? Mesut abinin yanına yaklaşılmıyor. Sürekli asabi. Sen hep üzgünsün. Sevinmek için ne sebep var ki Halin? Hı? Demin gördün işte. Çok kötü davranıyor. Sanki benim varlığıma bile tahammülü yok. Yani bizim Mesut'la kaç yılımız birlikte geçti. Birlikte neler atlattık, en iyi sen biliyorsun. Biz nasıl bu hale geldik anlamıyorum. Ya hep o özel müdürün yüzünden bence. Ortalığı karıştıran o. Sana teklifte bulunmasaydı bunların hiçbiri yaşanmayacaktı şimdi. Ben gitmeyi hiç istemedim ki. Adama ayıp olmasın diye suratına düşüneceğim dedim. Sonra da herkes üstüme geldi. Ya gitmeni hiç istemiyoruz gerçekten. Gitme ihtimalini düşünmek bile can sıkıcı. Lafım sana değil, yanlış anlama. Ama bana kimse kal demedikten sonra benim kalmamın ne anlamı var ki? Gideceğim mi Selin gerçekten? Ben bilmiyorum. Ya bir yanım kal diyor ama ok yaydan çıktı bir kere. Özel müdürün biraz daha işleri var İstanbul'da. Sonrasında hep birlikte gideceğiz. Yani galiba. Of, vallahi bilmiyorum. Rıza baba bile kal demedi. Düşünebiliyor musun? Yani beni ekibe alan, beni kızı yerine koyan adam gitme demiyor bana. Ben nasıl kalayım aynı? Sen söyle, nasıl kalayım? Plaka bu abi. Motorun sahibi şahıs bu. Adresi madresi her şey belli. Of,
Asayiş Komiseri Mesut Güner'i, Miralay Nazım Sokak, İffet Apartmanı, giriş katı Kadıköy. Muaz Kadir. Kendisi son bir aydır radarımızda. Ve suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş. Son bir yılda da çok sayıda yandaş edinmiş. Yani Muaz için çete lideri diyebiliriz. Bir bakıma evet. Tabii ancak bilmediklerimiz bildiklerimizden fazla. Mesela? Mesela adresini bilmiyoruz. Soyunu, sopunu, geçmişini bilmiyoruz. Ailesini tanımıyoruz. Herif kaçak. Ama biz nerede arayacağımızı bile bilmiyoruz. Amacı ne? Neyin peşinde? Hiçbir fikrimiz yok. Bana sorarsanız amacı belli aslında. Kendi gibi göçmenleri etrafına toplayıp bir ordu kurmanın peşinde. İşte sıkıntı da burada başlıyor. Böyle biri kendine bir sürü mürit toplayabilir. Göçmenlerin arasında ölümü göze almış fedailer bulur kendine. Ve kısa zamanda eylem koyacak güce ulaşır. Tehlike büyük Rıza. Acele önlem almazsak bu Muaz'la çok uğraşırız. Evet. Latif'ten haber var mı? Daha bu sabah konuştum. Canı çok sıkkındı. Bir kolu kırık abi. Öyle yatıyor bütün gün. Bir ara ziyarete gidelim. Moral olur çocuğa. Gidelim gitmesine de sakata gelmeyelim Muaz. Polis peşimizde. Saklanmak lazım. Beyler, kendinize gelin. Ben hiçbir zaman saklanmadım. Bundan sonra da saklanmam. Hele polisten asla. Unutmayın sakın. Biz Halep'te cehennemi yaşadık. Tepemizde bombalar patlarken bile korkmadık. Şimdi 3-5 polis mi korkutacak bize? Haklısın Muaz. Doğru. Biz neler atlattık. Ya neler neler atlattık. O yüzden TC'nin polisi sizleri korkutmasın. Topla da gelseler, tüfekle de gelseler hepsinin hakkından geleceğiz. E zaten başka bir çaremiz de yok. Ne vatan kaldı, ne bir avuç toprak. Bize bir tek savaşmak kaldı. Onu da hakkıyla yapacağız. Mesut, biraz konuşalım mı? Ne hakkında? Senin hakkında. Benim. Niye çektin beni buraya? Dövecek misin? Mesut, senin başında bir dert mi var? Ne gibi? Onu sen söyleyeceksin. Bir dakika, bir dakika. Sen Tunç'la mı konuştun? E konuştum tabii. Ya çocuğu apar topar evden yollamışsın. Üzerinde cephanelikle geziyormuşsun. Peşinde birileri varmış. Yani? Yani? Anlatmanı istiyorum Mesut. Peşine düşen kim? Hangi belaya bulaştın bilmek istiyorum. Çok şey istiyorsun. Unutuysan hatırlatayım. Biz artık beraber değiliz senin. Benim başımdaki beladan sana ne? Ne demek sana ne ya? Benim seni merak etmeye hakkım yok mu? Ya kendine gel Mesut, karşında kim var bir bak Allah'ını seversen. Ben başımın çaresine bakarım. Sen o güzel kafanı yorma. Vay be. Ne kolay silip atmışsın beni. İyi. Ne halin varsa gör o zaman.